Değerli izleyicilerimiz merhabalar. Sizler izleyicilerimize Tokat'ı, Tokatlıları yakın etmeye devam ediyoruz. Kanal 60 logosuyla tüm dünyadaki Tokatlıları sizlerle izleyicilerimizin ekranına taşımanın mutluluğunu, gururunu hep beraber her daim yaşadığımızı birebir anlamda iletiyorum. Şu anda İstanbul'dayız. Aslına bakarsanız sizler kendilerini çok yakından tanıyorsunuz. Ama ilk defa kamera girdi evine. Çok konuşuldu. Türkiye'de belki en fazla susan insan oldu. Kurmay Albay, Dursun Çiçek şu anda evindeyiz. Komutanım iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sizi bugün akşam evimde misafir etmekten ve Tokatlı hemşerilerime seslenme fırsatı verdiğiniz için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah başta İstanbul'daki Tokatlılar olmak üzere Tokat'taki hemşerilerime sevgi ve saygılar sunuyorum. Değerli seyircilerimiz, Kurmay Bay Dursun Çiçek Tokatlıların en fazla merak ettiği kişiler arasında geliyor. Aday adayı Cumhuriyet Halk Partisi ikinci bölgeden. Biz kendisini tebrik ediyoruz ve Tokatlılar olarak da başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Dediğimiz gibi belki Dursun Çiçek'i Türkiye başka başka davalardan tanıyor. Biraz sonra davaların durumunu soracağız. Adaylığıyla alakalı, siyasetle alakalı konuşacağız. Ama biz kendisiyle Tokatlı olmasından dolayı yakından ilgilendik. Tokatlı Kurmay Albay olarak geçti. Kurmay Albay Dursun Çiçek denildiği zaman biz başına hep Tokatlı'yı koyduk. Ekranlarımızda, yazılarımızda ve Tokatlılar olarak. Tabii ki bunu kendileri yeni biliyor. Bizler davasını da kendisini de bir Tokatlı olarak uzun süredir takip ediyoruz. Tabii ki komutanımızı ve de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi 2. bölge milletvekili aday adayı Dursun Çiçek. İstanbul'daki Tokatlılar dediler ki belki Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm adayların içerisinde temayülde ya da parti içi yoklamada birinci sırada olacak. Onu yapacağız dediklerini ben duydum. Tabii ki bizler de Tokatlıların Dursun Çiçek etrafında bütünleşmesinden mutluluk duyduğumu iletmek istiyorum. Sayın Komutanım, davalarla alakalı ilk soralım. Çünkü bakıldığı takdirde çok konuşuldunuz ama hep sustunuz. Şimdi siyasete girildiği zaman sizler Kurmay Albay olarak emekliye ayrıldınız. Askeri sırlarla beraber sustunuz, onları da biliyoruz. Ama bugün siz yine susuyorsunuz, siyaset konuşuyor. Ama konuşmak için ve hatta başka başka yanlışları düzeltmek için siyasete girdiğinizi bizler biliyorsunuz. Davalarla alakalı süreç nasıl gidiyor efendim, ne durumdayız? Kısaca bir özgeçmişimi böyle mihenk noktalarıyla ifade etmek istiyorum. Ben 1960 Tokat Reşadiye doğumluyum. Sonra Sivas Yıldız Elinde Öğretmen Okulu okudum. Oradan Harbiye'yi bitirdikten sonra İzmir, İskenderun, Ankara ve İstanbul'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ülkeme ve milletime hizmet ettim. Özellikle Genelkurmay Başkanlığı'nda Bilgi Destek Daire Başkanlığı görev esnasında bu dairenin silahlı kuvvetlerin ve ülkemizin milli birlik ve bütünlüğünün korunmasına yönelik faaliyetleri nedeniyle daire hedef alındı ve Genelkurmay Başkanımız dönemi İlker Başbuğ hedef alındı. Hem daireyi kapattırmak için hem de İlker Başbuğ'u suçlamak için hedef seçildim. Özellikle hedef seçildim. Ve ikisinde bu kumpas çetesi ikisini de gerçekleştirdi. Biliyorsunuz hem Ergenekon sanığıyım ve Ergenekon'da bir taklit imza yüzünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmış halen dosyası Yargıtay'da olan bir Tokatlıyım. Balyoz davasında da 16 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası Yargıtay tarafından olanan ancak Anayasa Mahkemesi tarafından bozulan ve halen yargılaması Kartal Adliyesi'nde devam eden bir davanın sanığıyım. Onun dışında hakaret iddialarıyla, iftiralarla cezalar aldık. Sicillerimizi temizlemeye çalışıyoruz. Sonunda başardık ve milletvekili adayı olduk. Tabii esas önceliğimiz önce milletimize hizmet etmek, sonra da Tokatlı hemşerilerimin hizmetinde olmak. Şayet bize vekalet görevi verirlerse bu hizmeti bir hakkın yerine getireceğimizden hiç şüpheleri olmasın. Zaten yaşadığımız süreç, geldiğimiz yer, gideceğimiz yer açıktır. Devletin bütün kayıtları, bütün birimleri 2,5 yaşındaki ölen kardeşimin hesaplarını bile incelediler. Bir çizik bulamadılar. 6 yıldır araştırıyorlar. Dolayısıyla temiz çiçek gibi bir aday olarak, Tokatlı olarak Cumhuriyet Halk Partili 2. bölge üyelerinin karşısına çıkıyorum.
51 nolu aday olarak 29 Mart'ta ön seçimde 60 bine yakın Cumhuriyet Halk Partisi takdir ederse, ön sıralardan bizi tercih ederse, onları ve milletimizi temsilen mecliste hizmet yapmayı büyük bir onur, büyük bir şeref olarak düşünüyorum. Komutanım, ben davalılığa alakalı gireceğim. Bakıldığı takdirde siyaset, evet, şu anda dinliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da doğru seçimler yapılacak. Ben Tokatlarla alakalı duyduğumda, şimdi ben Kurmay Albay Yılmaz Dursun Çiçek'e git diyorum dediğimde, Ankara'dan bir başkanla görüştüğümde birebir selam iletin. İstanbul'dan başka bir grupla görüştüğümde birebir selamımızı iletin anlamında, dilediklerini ilettiler, yanınızdayız anlamında. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız, sizlerle alakalı denildi ki biz hata yaptık, yanlış yönlendirildik. Doğru mu efendim? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sizlerle alakalı şu anda paralel yapı olarak bilinen grup tarafından yanlış mı yönlendirildi? Hatta yapı itibariyle gerçekten askeriyede, poliste ve de devletin içerisinde böyle bir yapılandırma Türkiye Cumhuriyeti devletini ve de Türkiye Cumhuriyeti vatanını, milleti böyle tehlikelere mi soktular? Şimdi bu konudaki tehdidi silahlı kuvvetler 30 senedir devletin yetkili kademelerinde gündeme getiriyor. Yani Türkiye'de bir irticai örgüt, bir cemaat örgütü devlet ele geçirmek için adım adım işte polise, yargıya, silahlı kuvvetlere sızmaya çalışıyor diye 30 senedir bunu dile getiriyoruz. İşte geçen 3 sene Genelkurmay Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı yapan bir kor generalimiz, emekli kor generalimiz bir röportajında açıkladı. Bu konuda İlker Başbuğ Paşa'mız bilgi isterken MİT'ten ve emniyetten MİT müsteşarına gittiğini ve Taner Bey'in kendisine ya bu yaşlı başlı adam bundan ne korkuyorsunuz, bundan kimseye zarar gelmez, gel sizi de tanıştıralım, adamı tanıyın, bundan ülkeye millete zarar gelmez dediğini açıkça yazdığını düşündüğümüzde bu tehlikenin ülkemiz için hangi boyutlara geldiğini ifade etmek lazım. Yani böyle bir tehdit hep vardı. Bu tehdit iktidarın sağladığı imkanlarla, siyasi destekle, mecliste çıkardığı yasalarla, bu örgüte sağladığı kadrolarla, emniyeti ve yargıyı bunlara teslim ederek bu yargısız infazların ve kumpasların kurulmasına ortam sağladı, onları azmettirdi. Ne zamanki çıkarlar çatıştı, menfaatler çatıştı, bu paralel yapı denen örgüt, NATO'nun en güçlü ordusu olan silahlı kuvvetleri yerle bir ettik, seçkin subayları içeri tıktık, Genelkurmay Başkanı'nı da hapse attık. Bu Tayyip Erdoğan da kim oluyor? Onu da çevresindeki 20 kişiyi de hapse atarız, bu ülkeyi biz yönetiriz diye bir güç zehirlenmesine girdiler ve orada yanıldıklarını gördük. Şu an iki tane din temelli siyaset yapan ve milletimizi istismar eden, ben sahte imam diyorum, imamlara saygımız sonsuz, saygımız sonsuz, çünkü onlar insanlara doğruluğu öğreten, yardımlaşmayı öğreten, temel değerleri öğreten kişiler. Bunlar ise güç mücadelesi ve zenginlik mücadelesi için milletin manevi değerlerini kullanan kişiler. Bu gerçekleri millete bu süreçte göstermiş olduk. Bu davalarında böyle bir faydası oldu. Şimdi bütün milletimiz böyle bir örgütün varlığını bütün dünya gibi onlar da kabul ediyorlar. Peki komutanım, siyasetin en üst tabakasından paralel yapıyla alakalı sürecin devam ettiğini, hatta inlerine kadar girileceğiyle alakalı söylemler mevcut var. Sizler makamınız böyle konut böyle nelerine bittiğini daha iyi biliyorsunuz. 5 yılda bu konuyla alakalı çok ciddi mağduriyetler yaşadınız. Benim merak ettiğim birebir anlamda, bu paralel yapı siyasetin bu çalışmalarıyla sona mı erdi, yoksa kenara mı çekildi? Şimdi tabii bu paralel yapı o kadar sığ bir yapı değil. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail dahil dış güçlerin desteklediği ve dışarıya servis yapan, ajanlık yapan, işte kendi silahlı kuvvetlerine kumpas kuracak kadar yani temel değerlerden yoksun kişiler. O nedenle çok tehlikeliler. O nedenle bu mücadele uzun sürecek. Özellikle muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nde şu an Cumhurbaşkanı'nın koyduğu bu konudaki kararlı tutumu desteklemesi lazım. Aksi halde seçimler bir göstermelik olacak. Devleti ele geçiren bu örgüt, işte başında bir imamın yönettiği ve demokratik ortamların yok edildiği İran gibi bir
modele doğru gidecektik. Bu tehlikeyi milletimiz gördü. Bu mücadele çok önemli. Demokrasi için, cumhuriyet için çok önemli. Herkesin bu mücadeleye destek vermesi lazım. Başta tarafsız ve bağımsız hakim ve savcılar olmak üzere onlardan çok şey bekliyoruz. Peki komutanım, içerideyken Türk adaletini ve de siyasetle alakalı bakıldığı takdirde ben bazı zamanlar şöyle diyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti kendi Genelkurmay Başkanı'nı terör örgütüyle suçlayan bir ülke konumuna geldi. Yani içerideyken sonuçların böyle olacağını düşündünüz mü? Yani bakıldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımız yanıltıldık söylemini diye getirdi. Yani oradaki sonuç itibariyle biz burada ya ebediyeten kaldık, işte bu kumpasın içerisinde kaldık, bir daha çıkamayacak mıyız, ne oluyoruz? Yani oradaki kuşkulanmış benim, çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü ordu, güçlü devlet şeyine bakıldığı takdirde, orduyu zayıflattığınız takdirde dışarıdaki hizipler bizi Allah korusun çok ciddi anlamda sorunlarla karşı karşıya getirirler. Bugün Suriye örneği, Irak örneği bunun en kötü örnekleri, güzel örnekleri diyemiyorum maalesef. Ordu yok olduğu zaman vatandaşın güvenliği, vatanın güvenliği maalesef çok ciddi sıkıntılar. Bugün 2 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi Türkiye besliyor. Biz hep şunu söylüyoruz, Suriye'nin Türkiye'si var, Türkiye'nin hiç kimsesi yok. Şimdi bu noktada Suriye'ye, Irak'a baktığımız zaman dış güçlerin ve onun maşası olan bu örgütün amacının çok kötü olduğunu, Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek olduğunu görüyoruz. Burada milletimizin dikkatine sunmak istediğim bir konu var. Bu örgüt, paralel yapı, bu kadar stratejik planları yapacak bir yapı değil. Şimdi hazırladıkları sahte planlara bakıyoruz. Siz de askerlik yaptınız. Biz muhabere vasıtası telsiz deriz. Bu sahte planlarda radyo diyor. Çünkü Amerikalılar telsiz kullanmazlar, radyo derler. Biz denizde intikal halindeyken fazla malzemeleri veya olağanüstü durumlarda ağırlıkları denize atarız, denize atın deriz planlarda. Bunlar diyor ki plan, yaptıkları planlarda okyanus atın. Bunun gibi çünkü Amerika'da deniz yok. Yani bunun gibi 2000 küsur terminoloji, tercüme hatası veya dikkatsizlik sonucu o sahte planlarda yer alıyor. Bunlar da dış güçlerin, okyanus ötesinin bu kişileri, bu örgüt üyelerini eğittiğini, bu planları hazırladığını ve tetikçilik yaptıklarını ortaya koyan somut deliller. Bu nedenle bu örgütle mücadele çok önemli. Demokrasi için, cumhuriyet için çok önemli. Biz çektik, biz yıllarımızı kaybettik. Çok adalet şehitleri verdik, sağlığını kaybedenler oldu. İşte Gezi'de gençlerimizi kaybettik. Şimdi bir kirlenme var, siyasette bir kirlenme var. Bu kirlenmenin çözümü eskiden olduğu gibi, ey silahlı kuvvetler gel bu sorunları çöz değil. Ey milletim, siyasi iktidarı değiştir, bu sorunları çözecek bir iktidarı başa getir, ona 4 yıl kredi ver, eğer o yapamazsa onu da al aşağı et, yapacak bir iktidarı getir. Özellikle de gençlerin ve kadınlarımızın önünü açacak bir seçim yasasıyla bu işin önünü aç, bu sorunların karanlık gidişinin önünü aç diye izleyicilere, Tokatlılara, 2. Bölge Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine seslenmek istiyorum. Komutanım, siz Cumhuriyet Halk Partili miydiniz? Onu da öğrenmek istiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili şu anda aday adaysınız 2. bölgede. Yoksa yaşanılan süreç mi sizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaklaştırdı? Bunu da merak ediyorum. Şimdi tabii bir Türk subayı olarak, harbiyeden mezun olmuş bir kurmay subayı olarak, akademiyi bitirmiş kurmay subayı olarak, Çukurova Üniversitesi'nde doktora yapmış, işletme doktorası yapmış bir aydın olarak, şu an İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okuyan bir öğrenci olarak şunu ifade ediyorum. Türkiye'nin kurucu değerleri, Atatürk'ümüzün ortaya koyduğu ilkeler hemen hemen bütün partilerin programlarında var. Ancak bazı partiler bunları suistimal ederek ilkelere aykırı uygulamalar yapıyorlar. Din ve vicdan hürriyetine aykırı uygulamalar yapıyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi yapısı itibariyle, kurucu irade itibariyle değerlerimize, savunduğumuz ilkelere daha yakın olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmanın bize daha uygun olduğunu değerlendirdik ve Cumhuriyet Halk Partisi de bize sempati gösterdi, yol gösterdiler. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday oldum. Komutanım, siyasetle askeri alanı kıyasladığınız takdirde hayatınıza yenilikler ne kattı, ne değişti bakıldığı takdirde? Dediğim gibi en fazla konuşulan isimdiniz o dönemde. Biz sizleri televizyonlardan izletiyorduk.
Hatta cenazeniz dolayısıyla Reşadiye'mize gelmişsiniz. Tüm evet rahmetli annenizle alakalı. Ben de Tokat'tan vefat edenlere kanlatmış ailesi olarak başta anneniz olmak üzere Allah'tan rahmet diliyorum. Siyasetle askeri dönemle alakalı bakıldığı takdirde hayatınıza yeni olarak neler gelişti? Şimdi annemi de rahmetle anıyorum. 19 Mart 2012 tarihinde önceden izin istedim mahkemeden, Balyoz Mahkemesi'nden. Ömer Diken denen bir hakim, albayım şov yapma, annenin ağır hasta olduğunu kabul etmiyorum, bir de mevzuat buna uygun değil demişti. Ancak bir hafta sonra annem vefat etti ve onunla helalleşemedim. Son 2 yılda ona evlatlık görevlerimi yapamadım. Bu süreçte gerek Tokat'ta gerek Reşadiye'de hemşerilerim coşkuyla karşıladılar. Anneme son görevimi yapmama destek verdiler. Onları bir daha şükranla anıyorum. Özellikle 2011'de ben siyasete girmeyi düşünmüştüm. Ancak ailemin, başta avukatım olan kızım İren Çiçek'in itirazlarıyla bunu 2015'e erteledik. Tabii 2011'den sonraki 4 yıllık sürede de cezaevinde kendimi siyaset hazırlamak için, Türkiye'nin sorunlarla ilgili çalışmalar yapmak için zaman buldum, kitap okudum, kaynaklar okudum. İçerideki kurmay arkadaşlarımıza, general amirallerimize Türkiye'nin sorunlarını tartıştık. Dolayısıyla bu seçim sürecine hazırlıklı olarak girdik. Hatta Başbakan'a, Kılıçdaroğlu'na, Bahçeli'ye mektuplar yazıp ülkenin sorunlarla ilgili, açılımla ilgili, ekonomik sorunlarla ilgili öneriler götürdük. Özellikle önerilerimizde seçim sistemiyle ilgili öneriler vardı. Ön seçimin mecbur olması ile ilgili önerilerimiz vardı. Seçimle gelen görevlerin tamamının 2 dönemden fazla olmayacak şekilde sınırlandırılması önerilerimiz vardı. Barajın kaldırılması önerilerimiz vardı ama hiçbiri uygulanmadı. İş başa düştü. İnşallah yola çıkıyoruz. Eğer milletimiz takdir ederse, güç verirse nereye kadar gider bilmiyorum ama bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz. Yeter ki milletimiz vekalet versin, bize güç versin. Komutanım, ben cımbızla almak istiyorum bazı konuşmalarını çünkü söyleyeceğiniz şeyler bizim için çok değerli. Siz içeride maraşallarla, generallerle, kurmay arkadaşlarla istişare ettik dediniz, kafa yorduk dediniz. Bu kafa yorarken, yorumlarken, mektuplar yazarken, özellikle şu anda son dönemde Türkiye'mizi kafaları çok meşgul ediyor. Doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, siyaset doğru yapıyoruz deniliyor ama bakıldığı takdirde arka planda neler oluyor? Ya Türkiye elden mi gidiyor? O kaygısı da çok yüksek. Çözüm süreciyle alakalı doğru şeyler mi yapılıyor? Sizin önerileriniz neydi? Şimdi çözüm süreciyle ilgili önerimiz şuydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o güçlü silahlı kuvvetleriyle bütün bölgelere ve bütün vatandaşlarına temel hak ve özgürlükler kapsamında daha geniş bir alan, daha geniş bir hayat seviyesi sağlayabilirdi. Dolayısıyla bunu terör örgütünün İmralı'daki başıyla pazarlık yaparak işte Güneydoğu'da askerlerimizi, polisimizi kışlaya, karakollara mecbur bırakarak alanı terör örgütünün yandaşlarına terk ederek yapmak yanlıştı. Nasıl ki Suriye'de IŞİD'e destek verip onun büyümesine yol açmak yanlışsa o da yanlıştı. Şu an bu yanlışta devam ediliyor. Hala pazarlıklar var. Hala işte 21 Mart'ta terör örgütü lideri ne açıklayacak? Silah bırakma açıklayacak mı gibi önerilerin televizyonlarda tartışıldığını görüyorum. Yani Türkiye'ye bu duruma düşürenler, terör örgütüyle masaya oturmak zorunda bırakanlara yazıklar olsun diyorum. Kendisine güvenmeyen, ordusuna güvenmeyen, polisine güvenmeyen bir hükümetin Türkiye'ye götürecek hiçbir yeri yoktur, karanlıktır. Dolayısıyla bir an önce milletimizin iradesini gösterip bu iktidarı değiştirmesi lazım. Daha demokratik, daha açılımcı, Kürt, Türk, Sünni, Alevi bütün vatandaşlarımızı kişilik haklarına saygı göstererek, ötekileştirmeden, temel haklarını tanıyarak demokratik ve yaklaşımları ortaya koyan bir partiyi iktidara getirmesi lazım. Bunun için de son sözü milletimiz söyleyecek. Çok iyi düşünmeleri lazım. Çünkü başkanlık sistemi tartışmaları var. Saltanat, Osmanlıcılık tartışmaları var. Cumhuriyet dönüştürülüyor, devşiriliyor. Bu da tehlikeli bir gidiştir. Herkes elde ettiği hakları, Cumhuriyet'in sağladığı hakları, başta kadınlarımız, gençlerimiz olmak üzere sahip çıkmalı ve buna fırsat vermemeli. Peki komutanım, siz evet askeri bir kimlikle geliyorsunuz. Çok şeyi de tabii ki ekranda söylemiyorsunuz. Ama siyasi anlamda evet
demokratik kimlik diyoruz, hukukun üstünlüğü diyoruz. İşte bakıldığı zaman seçim kanununun değişikliğiyle alakalı. Aslında bakarsanız şu anda hükümet dahil herkes işte baraj sorununu aşacaktık, seçim kanunu değiştirecektik, yapacaktık. Bunlarda tıkanıp kalıyoruz. Peki Türkiye'de Dursun Çiçek bir genel başkan olsaydı nereden başlardı düzeltmeye? Ya da bakıldığı zaman hangi sorunları ötekileştirip hangi güzellikleri çoğaltabilirdi? Şimdi gelişmenin, değişimin önünü açmak lazım. Temel sorunumuz o. İşte 30-40 yıldır siyaset yapan kişiler hala siyaset içinde kalmaya çalışıyorlar. Rahmetli Ecevit'i anıyorum, saygı duyuyorum. Ancak yolda yürüyemeyen bir Ecevit'in başbakanlık yapmaya çalışmasını bu millete yakıştıramıyorum. Aynı şekilde 70 yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş hala siyaset içinde kalmaya çalışan siyasetçileri kınıyorum. Yani sert oluyor ama kınıyorum çünkü gençlerin önünü açsınlar, kadınlarımızın önünü açsınlar. Bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu süreçte istisnalar hariç hiçbir kumpasçı hakim ve savcı kadın yoktu. Çünkü kadınlar vicdanlı, kadınlar anne şefkati var. Demek ki paralel yapı onlara pek nüfus edemiyor. O da bizim için bir avantaj. Tabii esas önceliğimiz bu değişimi gerçekleştirmek açısından gençlerimize, 35 yaşına kadar olan gençlere %33, kadınlarımıza %33, erkeklere %33 olacak şekilde ön seçimde ama ayrı sıralanan bir sistemi getirmek lazım ve seçilen bütün kadrolarda da azami 2 dönem hizmet tahtidini getirmek lazım. Başka türlü ne gençliğimizin önünü açabiliriz, ne kadınlarımızı göreve çağırabiliriz, görev almalarını isteyebiliriz. Çünkü bakanlık yapmış, ekonomik imkanları geniş, siyasi bağlantıları güçlü, teşkilata üyeler kaydetmiş kişilerle yeni siyasete başlamış gençlerin aynı torbada girip onları devirmesi, öne geçmesi fiilen mümkün değil. Bilmem de mümkün değil. Dolayısıyla yasal değişiklikler şart. Peki komutanım, siz Tokatlısınız, Reşadiye'desiniz. Tokat'ın şöyle genel itibariyle bakıldığı takdirde Tokat 12 beldemizde, belediyemizde biliyorsunuz AK Parti belediyesi şu anda 11 ilçemiz bir merkez olarak. Tokat merkezde 2014 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayına oy kullandı. Tokat'ın genel siyasetiyle değerlendirdiğiniz zaman Tokat'ımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Tokat aydın bir kesim, eğitime önem veren bir kesim. Oradan çıktık, buralara kadar geldik. Tabii 2002 seçimlerinde bir hükümet krizi, öncesinde bir ekonomik kriz oldu. Şu anki iktidara destek vermekle haklı olabilirler. 2007'de de haklı olabilirler ama artık bu noktada artık iktidar partisine destek vermek bu ülkenin geleceğini karanlıklara atmaktır, çıkmaza götürmektir. Aydın Tokatlıların, hemşerilerimin bir kez daha düşünüp doğru karar vereceklerini ve demin de ifade ettim, iki tane sahte imamın tepemizde kavga etmesine müsaade etmeyeceklerini, diktatörlüğe giden, saltanata giden, işte saraylar yapan, ülkenin açlığını, yoksulluğunu gizlemek için gündem yaratan, algı yaratan yönetime son vereceklerine inanıyorum. Önceki kararlar doğru olabilir ama şimdi de doğru karar verme zamanı gelmiştir. İktidarı değiştirme zamanı gelmiştir. Bunu bir kez daha düşünmelerine, bir hemşerileri olarak okuyan, yazan, olanları izleyen, bu konuda her yerde eğitim görmüş bir aydın olarak onlara öneriyorum. En az benim için de bir kez düşünmelerine talep ediyorum. Herhalde bunu yapacaklardır. Komutanım, biz buraya geldikten sonra Kalınatmış Televizyonu Tokat'ımızın merkezinde kurulmuş ama şu anda İstanbul'da yayıncılık hayatına giren bir televizyon. Biz diğer insanlarla görüştüğümüzde Tokatlılarla alakalı genel olarak şu ön yargı içerisinde, ya Tokatlılar çok temizdir, çok saftır, yönetilir ama yönetmezler. Bakıldığı takdirde Türkiye genelinde de Tokat'ı en üst seviyede müsteşar konumundayız, genel müdür konumundayız. Ama bir bakanlığımız yok, bir başbakanlığımız yok. İstanbul'da, Ankara'da, Tokat'ta olan bir belediye başkanımız yok. Şimdi yönetiliyoruz, iyi de çalışıyoruz, iyi de güveniliyoruz. Niye yönetmeye talip olamadık? Hatta bu eksikliği bugünden itibaren
giderebilecek miyiz? Bürokraside de üst derece yetkililerimiz var, tokatlı hemşerilerimiz var. Biraz şaka olarak da kabul etseler, bunu genel başkana da diğer ortamlarda CHP üyelerine de söylüyorum. Şayet Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirirlerse, Milli Savunma Bakanı, Adalet Bakanı veya başka bir görevde öncelikle milletimize, sonra tokatlılar hemşerilerime, yıllar sonra bakanlık olarak hükümette görev alan tokatlı bir aydın olarak hizmet etmenin mücadelesini vereceğimin sözünü veriyorum. İnansınlar. Özellikle bu ilçeleri dolaşıyoruz, dernekleri dolaşıyoruz. Çok büyük sempati var, ilgi var. Bir de bizi mutlu ediyor. İnsanlar Silivri'ye gelmişler, gaz yemişler. O soğuk havalarda tomalardan sıkılan sularla ıslanmışlar, üşümüşler. Bizi kucaklıyorlar, bağırlarına basıyorlar. Bir de bu da bize umut veriyor. İnşallah en kısa sürede tokatları hükümette, tabii iktidar değişikliği hükümette temsil etmenin gururunu yaşamak istiyorum, şerefini yaşamak istiyorum. Bize güç verirlerse neden olmasın? Kurmay Bay Dursun Çiçek tokatlar için çok şey ifade ediyor. İlerleyen günlerde değişen gündemde ümit ediyorum ki Suzucu'da sizlere ağırlamakta mutluluk duyacağımı iletiyorum. Hem seçmenleriniz hem de dünyada yaşayan başta tokatlılar olarak izleyicilerimiz sizin son mesajınızı alalım efendim. Hep vurguluyorum. Yani 2002'de iktidar partisine oy vermek doğru olabilir, 2007'de doğru olabilir ama bir hemşerilerine işte 52 ay gibi hapiste, zindanlarda çürüten, manevi işkence yapan, kandırıldık deyip ülkeyi karanlıklara götüren, işte aksaraylarla, kaçak saraylarla milleti oyalayan, işte Merkez Bankası Başkanı'yla uğraşıp istikrarsızlığın, ekonomik istikrarsızlığın kaynağı olan, doları fırlatan ve dini istismar ederek iki imamın çatışması haline gelen bir Türkiye'de bu karanlık ortamda çıkmanın tek yolu var. Ne asker ne başka bir şey. Tokatlılar başta olmak üzere, hemşerilerin başta olmak üzere milletimiz iradesini göstermeli, iktidarı değiştirmeli ve yeni iktidara bir dönem yetki vermeli. Şayet o da yapamıyorsa, millete hizmette kusurlar işliyorsa, milli birlik ve bütünlüğü sağlayamıyorsa onu da indirmeli. Tek yol milletin iradesine sahip çıkması, çok iyi düşünerek kendisine hizmet edecek, milli birlik ve bütünlüğü sağlayacak, ötekileştirmeyecek kimseleri, dinine, mezhebine göre insanlara muamele etmeyecek, yandaşlarına ihale dağıtmayacak, komisyon almayacak, dürüst insanlara oy versinler, o iktidara getirsinler. Biz de onlarla birlikte, dürüst insanlarla birlikte bu ülkeye, tokatlara hizmet edelim. Son söyleyeceğim budur. Efendim evinize konuk ettiniz Tokat'ın kanalını. Bizler de sizlere başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun diyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Bu imkanı, hemşerilerime hitap etme imkanı bana verdiğiniz için size de yayınlarınızda başarılar diliyorum. Her zaman sizinleyim. Davet ettiğinizde gelmeye ve hemşerilerimle güncel sorunları değerlendirmeye, fikir ve düşüncelerimizi paylaşmaya her zaman hazırım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Değerli izleyicilerimiz, Kurmay Albay Dursun Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı. Belki tarihte de ilk oldu. Sayın Komutanımız Tokatlı olması münasebetiyle, Kanal 60'da Tokat'ın yayıncısı olması münasebetiyle evinde buluştuk bugün. Saatler bir hayli geç, onu da söyleyeyim. Sayın Komutanımız belde, ilçe mitinglerinde bulundular, ziyaretlerde bulundular. Bizler de zaman ayırdılar. Kendilerine yürekten başarılar diliyorum. Kanatmış televizyon olarak bizler siyasi görüş olarak değil, mezhebiyle değil, A'sıyla B'siyle değil, nereli olduğuyla değil, tek konumuz Tokat. Tokat'la alakalı bir adayımız varsa, bir derdimiz varsa, bir güzelliğimiz varsa siz değerli izleyicilerimize paylaşma mutluluğunu her zaman için yaşamaya devam edeceğiz. Tokatlılar olarak da Cumhuriyet Halk Partisi olur, AK Parti olur, Milliyetçi Hareket Partisi olur, diğer parti olur. Adaylarımızın yanında olun. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, önceliğiniz Tokat olsun diyorum. Efendim başka programlarda buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık.